Her şey bana yabancı. Hiçbir şey yapamaz oldum. Zayıf, korkak adamın tekiyim ben. Her şey bana yabancı. 10 yıl önce böyle değildim. Çalışmak, uğraşmak hoşuma gidiyordu. Kimse anlamıyor bunları. En yakınlarım bile. Oysa biri anlamalı. Neden bu kadar umutsuzsun? Kimseyi sevemiyorum. Eskiden arkadaşlarımı severdim. Ne bileyim, Ali'yi, Yavuz'u... Şimdi, Belgin'le neden nişanlandığımı, neden evleneceğimi bilmiyorum. Sinirlerin bozuk senin. Böyle yaşamaktan usandım. Hayatını değiştirmeye çalış. Kolay mı? Bir çembere sıkıştırılmış gibiyim. Bir tek sen değilsin ki o çemberde. Bunları beni avutmak için söylüyorsun. Sen de inanmıyorsun. Aslında sen de yalnızsın. Belki haklısın. Güzel şeyler yaşamıyoruz hiçbirimiz. Ama insan kendi hayatını değiştiremese bile başka bir hayatın olabileceğini düşünür. Nasıl? Recep Bey'in yanında çalışarak, evlenip çoluk çocuğa karışarak mı? Sen neden böyle yaşamıyorsun? Burada sen olmasan çıldırırdım. Değil tabii. Ayakta kalmak zorundayız. Bir zamanlar bambaşka umutlarım vardı. Her şeyi tek başıma yapabileceğimi sanıyordum. Sonunda yalnız kaldım. Bu kasabada hep aynı hayatı tekrarlayarak direncimi kaybettim. Ama sen gençsin. Mücadele etmek zorundasın. Mücadele? Neye karşı? Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Çıkıyor muydunuz? Bir dakika, şunu bitireyim çıkalım. 3 fen B'den bir öğrenci için sizinle konuşmak istiyordum. Hay hay. 1764 Ali Selim. Son yazılıda kırık almış. İyi bir öğrencidir. Sözlüğe kaldırmanızı istiyor. Bir çaresine bakarız. İyi tatiller. İyi tatiller Bedri Bey.